Kırmızı ve sarı dairelerin yarıçapları çapları sonuçta aynı daire dilimlerinin. Bu yüzden alanları açılarıyla orantılıdır. Yani direkt 30 bölü 90'dan 1 bölü 3 diyebilirsiniz ya da 90 bölü 30'dan 3 diyebilirsiniz. Ya da uzunca bak bir seferlik göstereyim. Pi kare 30 bölü 360 sarı bölgenin alanı. Pi kare 90 bölü 360 kırmızı böl kırmızı bölgenin alanı. Dolayısıyla buradan da 3 geldiğini görüyorum. Doğru cevabımız B şıkkı. Yarıçapı çapı 4 3 ve merkez açısı 90 olan iki tane farklı dairenin alanları birbirine eşitmiş daire dilimlerinin. O zaman 4 48 pi, 90 bölü 360 çeyrek daire 4'te 1, 72 pi, Alfa bölü 360. Bir daire diliminin alanı pi re kare alfa bölü 360'tı. Dolayısıyla pi'ler gitti 12. 12 ile 72 sadeleşti 6. Alfa ile 360 sadeleşti 6 ile. Alfa 60 derece geldi D şıkkı. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş ve AB'de 6 köküçmüş. Şöyle yapalım o zaman. Bir kere bu yarım daire olduğu için S dersen buraya da S. Alanlara aynı o zaman maviye de S derim. Sonra yine diğer yarısında olduğu için bu S yine bu beyaz bölgeye S derim. Dolayısıyla burada artık şöyle bir yorum yapabilirim. Aynı üçgenler gibi çemberlerde de benzerlik vardır. Ne demek yani o? Şöyle bakarsın. Şu bölgenin alanı S. Bu bölgenin komple alanı 2 s ya o zaman benzerlik oranı 1 bölü kök 2'dir. Yani bu R ise bu R kök 2'dir. Sonra bak yine şu daire dilimi yarım daire dilimi yine küçük daire ile oranlarsak S'e 3 s e 3S. Buradan kare kökünü alırsak 1 bölü kök 3 olur. Doğal olarak ne gelir? R kök 3 gelir. Buradan da o zaman yarı çapların oranından R kök 3 tamamı 6 kök 3. Küçük daire 2R diyeyim hatta buraya çarpmış o. 2R buradan 6 olur. r de 3 olur D şıkkı. İkinci yol göstereyim burada. Normalde bence bu yol gayet makul ama isterseniz şuradan da yapabilirsiniz. Ben benzerlik kullanmanızı tercih ederim. Ama ikinci yol olarak şunu uzun bir yolla yapabilirsin. Pi pi R1'in karesi çarpı alfa bölü 360 yani tüm dairenin yarısı S. Sonra pi komple şuraya R3 diyeyim en büyük yarı çapı. R3'ün karesi bölü 2 3S. Bunları taraf tarafa oranladığın zaman S'ler gider. Buradan pi'ler gider, 2'ler gider. R1 bölü R3'ün her iki tarafın kare kökünü alırsak yine ne olduğunu görüyoruz? 1 bölü köküç olduğunu görüyoruz. O zaman en büyük yarı çap 3 kök 3 ise gerçekten küçük yarı çapta bak 3 olmuş oldu. Bu da ikinci yol olsun D şıkkı. 120 derecelik bir daire kısmı kesip atılıyor. Şimdi burada şöyle bir yorum yapalım. Madem tam ortasından kesiliyor o zaman yukarıya uzaklık ve böyle aşağıya uzaklık altışar birimdir. 120 derece nasıl işime yarayacak? 120 derece. Şöyle merkez açı 120 derece olacak. Yarısı 60 derece, 30 derece. 30'un karşısı 6 ise 90'un karşısı 12. O zaman şöyle bir daire dilimi. Yay uzunluğu isteniyor. 24 pi 3'te biri olduğu için 8 pi olacak. Yani doğru cevabımız B şıkkı. OC ve BC eşit verilmiş. Küçük dairenin alanı, taralı bölgenin alanına eşitmiş. Şimdi küçük dairenin yarıçapına r dersek, buraya da r, buraya da r dersek, pi r kare küçük dairenin alanı. Mavi bölgenin alanı nereye eşit? E, mavi bölge pi r kare alfa bölü 360 pi hatta 2 r'nin karesi, 2 r'nin karesi alfa bölü 360'tan tamamından pi r kare alfa bölü 360 çıkarmışız demek. Buradan da pi r kare 3 pi r kare alfa bölü 360 olur. Şimdi pi r kareler sadeleşti. Alfa da buradan 120 derece geldi. A şıkkı geldi. Burada şu bilgiyi de vereyim. Çemberde de benzerlik vardır. R'ye 2R 1 bölü 2 oran. İsterseniz buraya S Buraya direkt böyle toplamı 4s olması için alanlar oranı benzerlik oranının karesi 1, 1 bölü 4 olması için mavi bölgeye 3s dersiniz. Daha sonrasında bu dairenin alanı mavi bölgeye eşitse bak buraya 2s yazarız. O zaman aynı dairenin içinde küçük alan tüm alana oranladığımız zaman tabii ki açıyla oranlıdır. 360 derece tam bir daire ise o zaman bunun oranının 1 bölü 3 olması için alfanın 120 olması lazım. Bu da ikinci yol olsun A Küçük çemberlerin yarıçapları çapları 1'miş. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Şimdi boyalı bölgeyi bulmak için tüm üçgenden, eşkenar üçgenden bu daireleri çıkarmak lazım. Nasıl yapabiliriz? İki çember dıştan teğetse bak böyle birleştirebilirim. Dıştan teğetse birleştirebilirim. Uzunluk ve alan sorularında işe yarar. Hatta şöyle bunu birleştirip buraya kadar gelir. Çünkü bir noktadan indirilen teğetler eşittir. Ve merkezle birleştirdiğin zaman açı ortaya olur. Bu aynı zamanda eşkenar üçgende avantajımız neydi? İç teğet çemberin merkezi aynı zamanda açı ortayların kesim noktasıydı. Soruda bu bilgiyi görmek de önemli. Şimdi böyle olunca bak nasıl bir görüntü oluyor görelim. Şöyle bir dik indirdiğin zaman R dersen zaten yarıçap bir 1 hatta. Burası 2 olur. Burası kök 3 olur. Burası 1 olur. Sonra yine büyük dairenin yarıçapına çapına R dersek buraya R dersek burası şöyle yine indirdiğimiz zaman 1. Burası yine aynı şekilde 2. Şöyle küçük daha doğrusu kenara teğet indirirsek R deriz. O zaman bak büyük çemberde şu 30 derecenin karşısı ne oldu? 3 artı R geldi. 3 artı R neye eşit? Burada R'nin karşısı yani 2R olacak. 30, 60, 90 üçgeninden. O zaman artık R buradan neymiş? 3 birimmiş. Büyük dairenin yarı çapında 3 bulduk. Bu bizim için önemli bir yorumdu. Tüm üçgenin alanı artık tüm üçgenin alanını da şöyle bulabiliriz. 3 bulduğumuza göre R'yi 3, 3 daha 6, 30, 30, 120'den bir kenarımızda ne oldu? 6 kök 3 oldu. Şimdi a kare 3 bölü 4, 108 kök 3 bölü 4, eşkenar üçgenin alanı eksi, dairenin alanı 9 pi, diğerlerinin alanı pi, bunlardan 3 tane var. 27 kök 3, eksi 12 pi geldi, a şıkkı. Bir yarım daire bir de çeyrek daire verilmiş. A2 eksi A1 nedir diye soruyor. Aynı üçgenlerdeki gibi klasik şöyle bir araya S yazarsak boşluklara darif verirsek. A2 artı S küçüğün yarı çapı 5 birim olacak 6 artı 4'ten yarı çap 5. 25 pi bölü 2'dir. Sonra geliyoruz diğerine. A1 artı S neye eşit? Yarı çapı 6 olduğu için 36 pi bölü 4'e eşit. Payda eşitlemek açısından buna 50 pi bölü 4 yapayım. Taraf tarafa çıkarırsam a2 eksi a1 14 pi bölü 4 olacak. 7 pi bölü 2 oldu e şıkkı.